Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bayram için baklava yaptım. Onu göstereceğim size. Bu bir tepsi arkadaşlar. Bunu da yuvarlak tepsiye yaptım. Bunları da nasip olursa bayramda misafirlerimizle beraber yeriz. İnşallah nasip eder. Bunu da az bir şey yukarı kalmıştı. Ben de bunu baklavaya sardım. Düzgün halinde yaptım. Bu da böyle arkadaşlar, çok güzel oldu. Bakar mısınız? Böyle düzdüm. Bunu tepsiye koydum. Böyle şimdilik yağını eritiyorum. Yağını dökeceğim arkadaşlar. Erittim. Baklavamı yağlarını döküyorum. İnşallah güzel olur. Afiyetçe yeriz. Mübarek Ramazan ayı da bitti zaten. Allah'ın tekrarına nasip etsin cümlemizi. Bu arada Kadir gecemiz mübarek olsun arkadaşlar. Tüm Kadir gecesiydi. Maşallah camimiz doldu taştı. Tesbih namazı kıldık. Çok güzel oldu. Allah'ın tekrarını da nasip etsin bizlere. Herkese nasip etsin. Kurban olduğum Allah. Oruç tutmayı, tesbih namazı kılmayı, ibadet etmeyi bütün din kardeşlerime nasip etsin. İşte pişirdim. Biraz fırında sorun yaşadık ama yani nihayet pişirdik sonunda. Fırınımın kapağının gancası koptu. Onun için biraz bir şeyler yaparaktan işte pişirmeye çalıştık tatlımızı. Arkadaşlar tatlımızı pişirdim. Zaten fırına sürmeden önce de göstermiştim size. Arkadaşlar bu baklavanın püf noktası şudur. Şerbetini dökmeden önce bir şerbetini anlatayım. 3 bardak suya 3 bardak şeker konulacak arkadaşlar. Ne sıcak ne soğuk olacak bunun şerbeti. Bir de bunu şerbetini dökmeden önce bunu fırında ısıtmamız gerekiyor. Çünkü şerbeti döktüğümüz zaman bu baklavadan böyle hışır hışır böyle ses gelmesi lazım. Böyle kaynayacak içinde. Şerbetin içinde kaynaması gerekir. O zaman tatlımız gevrek olur arkadaşlar. Bunun püf noktası budur. Arkadaşlar hayırlı bayramlar. İnşallah yemeği de Allah'ım nasip eder. Allah tekrar nasip etsin. Beğenilerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar İyi bayramlar, iyi günler. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.